4'e 2 noktasında teğet. O zaman bakın şimdi şöyle bir dikindirsek. Merkezden teğete doğru diktir ve yarıçaptır. Şöyle bir de buradan dikindirsem. Buranın apsisi 4. Ordinatı 2 olduğuna göre dikten dikinde öklit mevzusu geldi. Artık 4 eşittir. Şu uzunluğa a diyelim. a çarpı 4'ten a 1 oldu. Demek ki burası 1'miş. O zaman d doğrusu y eksenini bakalım nasıl keser. Şimdi şöyle büyüteyim görün. Arkadaşlar tanjant alfa Gördüğünüz gibi kaç? 2 bölü 4, 1 bölü 2. Analitikten dalışın. Bu dik üçgenlerde karşı bölü komşuları falan çok iyi kullanmak lazım. İlla benzerliğe gerek yok. Dolayısıyla arkadaşlar burası beta olacaktır. Burası da alfa olacaktır. 5 birim olduğu için tanjant alfadan 1 bölü 2. O, Y ekseninde gördüğünüz gibi şöyle bir T noktası diyelim. 10'a 0, 0'a 10'da pardon keser C şıkkı ekseninde ayırdığı kiriş. Şimdi temsil olarak şöyle görelim. Bir çember y ekseninde kiriş ayırması işte şunu ayırması demek. Yani bu kirişin kestiği noktaları bir nevi bulacağız. Peki nasıl? X'e 0 vererek çünkü burası bakın o absisleri 0 olan iki noktadır. 0 verirsem y kare artı 8 y eşittir 0 olur. Y çarpı y artı 8 eşittir 0'dan y 1 0 geldi. y de eksi 8. Demek ki şöyle düzeltirsek sonuçta onu nereden bilelim çözmeden önce şöyle bir çember oldu bakın görüyor musunuz? Orijinden geçiyor bir de şöyle bir Y noktasından geçiyor. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Yani biliriz aslında onu da ilk başta temsili olarak gösterdim. Nereden biliriz? Sabit olmayan bir denklem her zaman orijinden geçer. Dolayısıyla bunun şimdi artık şu noktayı çap kabul eden yeni bir çember böyle. O zaman arkadaşlar Şöyle rengi de değiştireyim. Şunu alayım. Şurası artık çap. Çapın orta noktası 0'a 0 ve 0'a eksi 8'in orta noktası olacağı için merkezi bunun 0'a eksi 4 olacaktır. Tabii ki çap uzunluğu 8 olduğu için yarı çapta 4. x kare y artı 4'ün karesi eşittir 16 arkadaşlar. Bir bakalım buna uygun cevabımız D şıkkı. Zil çember Merkezi orijinde olan çemberdir. Bakın böyle bir çemberdir. Ve bu iki doğrunun kesim noktası Taraf tarafa toplarsak 4x eşittir eksi 8 x eşittir eksi 2. İstediğimiz bir tanesinde yerine yazalım. Eksi 6 eksi 4 eşittir eksi 2 y'den y ye 5 gel. Demek ki bunların kesim noktaları eksi 2'ye 5'miş. Haliyle buradan geçen bir çember bakın şöyle yapalım. Merkez ve eksi 2'ye 5'ten geçen çember. Bir nokta çemberin üstünde ise üzerine çizdiğimiz bu doğru yarıçaptır. çaptır. Haliyle 0 eksi 2'den 4. 5 eksi 0'dan karesi 25. Bu r kareye eşit olur. Demek ki x kare artı y kare eşittir. 29 e şıkkı. Şimdi teğet giriş açı diye bir açımız var biliyorsunuz değil mi? Teğet kiriş açı nedir? Bir teğetten bir de kirişten oluşan şu açı. Bu arkadaşlar y eşittir kökü x olduğu için tan 60'dan 60 derecedir. Haliyle bu 60 derece nereyi görüyor? Burayı. O zaman merkez açıda şöyle 120 derece olacak. Burada ilk yorumum böyle olur. Dolayısıyla burada pembe alanı bulurken ona P diyelim. Daire dilimi 120 derecelik bir daire diliminden bir tepe açısı 120 derece olan üçgeni çıkaracağım. Ve bu çemberin arkadaşlar yarı çapını vermemiş ama merkezinin ordinatı 2 kök altıymış. Bu arada hatta şöyle bir durum var soruda. Merkezi bunun y ekseninde nereden anladım? Bakın x eksi 0'ın karesi o yüzden. Hemen buraya 120'yi yapıştırıyorum. Ee, buradan tabii ki 2 kök 6 bakın gördüğünüz gibi merkezden tt inen doğru aynı zamanda tabii ki yarı çaptır arkadaşlar. 2 kök 6 2 kök 6 olacak. Bundan sonra artık Dairenin alanı 24 pi ama 120 derece olduğu için 3'te 1. Eksi üçgenin alanı 2 kök 6 2 kök 6 bölü 2 sinüs 120 kök 3 bölü 2. 24 bölü 2 12 6 kök 3 geldi. 8 pi eksi 6 kök 3 oldu B şıkkı. Bir çember bir doğruya teğetse aslında size yarı çap mesajı veriyordur. Bakın merkezden teğetine inen doğru diktir ve yarı çaptır. Merkezin bu doğru yolun uzaklığı bize yarı çapı verir. Sıfıra sıfırın x artı y eksi altı uzaklığı nasıl bulunuyordu hatırlayalım. Bir noktanın doğruya uzaklığı mutlak değer içinde önce nokta denkleme yazılır. Sonra paydaya x'in ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekökünü kökünü yazarız. Böylece 6 bölü kök 2'den 3 kök 2'ymiş yarı çap d şıkkı. Kemberler birbirine dıştan teğetse Uzunluk sorularında bir birleştirmek lazım yarı çaplarını. Bu A 0'a 1, B 0'a 4 olduğu için böylece yarı çapı bunun 3'tür. Burası da 3'tür. Şimdi şuna dikkat edelim. Sonuçta merkezin apsisi 3 birim. Burası 3. Ve e, ordinat 8 olduğu için şuraya kadar olan uzunluk 4 olduğu için buraya da arkadaşlar 4 kalır. Haliyle 3, 4, 5 üçgeni. Bunun yarı çapı 2 olduğundan 3, 4, 5 bakın. Ve de 2 kaldı. Demek ki x 3'ün karesi artı y eksi 8'in karesi 2'nin karesinden 4 olur. Böylece cevap C şıkkı. Uzunluk sorularında yani hep böyle çember analitiği bile olsa teğetlerde bir birbirini birleştiriyoruz merkezlerin. Bunun eskiden formülü vardı arkadaşlar sanki çok eski yıllarda ama ben bile unuttum gitti. Bunu normal yorum yaparak güzelce çözeceğiz. Biraz zorlanacağız. Vakit kaybolacak yani. Şimdi 1, 4'e eksi 2 noktası var ve bu çemberin dışında bir nokta. Böyle bir teğet çiziyoruz. T noktası olsun. Bu da A noktasıymış. Şimdi arkadaşlar nasıl bu doğrunun denklemini bulabiliriz? Bir kere eğim lazım bize ama maalesef AT'nin eğimi, eğimini bilmiyorum. Peki AT'nin eğimini nasıl bulabilirim? Elimdeki tek bilgi sıfıra sıfırdan yararlanarak arkadaşlar. Uzunluk burada çok kök 10 bizim işimize yarar mı? Evet o da yarar gerçi. Ee, burada işin gıcık kısmı buranın absis ve ordinatını bilmiyorum. Ama yapacak bir şey yok göstereceğim gerçekten gelecek cevap. Birincisi temel bilgi. MAT ile O'dan geçen doğruya MO diyelim. Bu doğruların eğimleri çarpımı eksi 1. O'dan geçen OT doğrusunun eğimi arkadaşlar neye eşit? B bölü A. Peki diğer doğrunun eğimi ne? B artı 2 bölü A eksi 4. Çarptığım zaman bunların çarpımı eksi 1 eşit olur b kare artı 2b eşittir eksi a kare artı 4a'dır. Bu yüzden b kare artı a kare eşittir 4a eksi 2b oldu. Bu arada bu nokta çemberin üstünde olduğu için denklemi sağlar. b kare artı a kare eşittir 10'dur nokta denklemi sağlayacağı için. Demek ki burası 10'muş. Sadeleştirirsem 5 eşittir 2a eksi b oldu. b de buradan 2a eksi 5 geldi. Haliyle ne yapacağım arkadaşlar? Giderim bunu denklemde yerine yazalım. Hangi denklemde? Şu denklemde. Yerine yazıyorum. Bakın şimdi. Ee, B gördüğüm yere 2A-5. 4A kare. Eksi e, 20A. Artı 25. Artı A kare eşittir 10. A kare eksi 20A. Artı 15 eşittir 0. Hatta 5A kare oldu toplamları. Sadeleştirirsem A kare... Eksi 4A artı 3 eşittir 0. 1. A eksi 3 çarpı A eksi 1 diye ayrılır. A 1'e 3 diyelim. A 1'e de 1 diyelim. Şimdi kolay olan 1 geldi bana. 1'i inşallah şıklarda vardı da yoksa bir de 3'e bakacağız. Şimdi A 1 ise yerine yazdığımız zaman B neydi arkadaşlar? Bakın 1, 2 eksi 5'ten eksi 3. O zaman A buradan B de buradan eksi 3 oldu. Hemen bu doğrunun eğimini bulalım. M, A, eğimini. Bu da ne yapar? Eksi 3, eksi eksi 2'den 1. Eksi 1 pardon. 1, eksi 4'ten de eksi 3. O zaman doğrunun eğimi 1 bölü 3 oldu. Y eşittir 1 bölü 3 x artı ne? X gördüğüm yere e, 1 yazacağım. 1 bölü 3. Y gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Artı ne? Böylece N arkadaşlar 10 bölü 3 oldu. Y eşittir 1 bölü 3 x artı 10 bölü 3 payda eşitlersek y artı 3y eşittir x artı 10. Peki şıklarda var mı bizim cevabımız bir görelim. Ne bu arada eksi 10 bölü 3 olacakmış ya öbür tarafa atınca pardon. Şöyle eksi 10 bölü 3 o zaman böyle oldu. Ee, buradan da arkadaşlar 3y ve buradan maalesef şıklarda bulmadık. Yani doğru cevap yaptık da şıklarda yok. O zaman mecburen hemen diğerine de bakacağız. Ee, bu şekilde hani bazen diyorsunuz ya hocam e, siz koydunuz çıktı. Bakın koyduk çıkmadı yapacak bir şey yok. O zaman hemen ben de diğerine bakacağım. A1 3 ise yerine yazarsak şurada 3 kere 2 6 6 eksi 5'ten 1. 3'e 1. Hemen aynı hamleleri yapıyorum. 1 artı 2 bölü 3 eksi 4'ten. Bunun eğimi 3 bölü eksi 1 yani eksi 3 oldu. Y eşittir eksi 3 x artı ne? Buradan da x yerine hemen ne yazayım? İstediğin noktayı yaz. İster bunu ister bunu. Eksi 3 eşittir eksi 3 artı ne? Şey pardon eksi 9. N de buradan arkadaşlar. Ha, ben y yerine x x yerine y'yi yazdım pardon. 1 eşittir. Eksi 9 artı ne? N de 10 oldu. İllallah ettirdi yani soru hakikaten n 10 olduğu için artık yerine yazarsak böylece y artı 3 x eksi 10 eşittir. 0 oldu. A şıkkı. Çember ve bu çemberde 2'ye 5'ten geçen en kısa kiriş. Bir noktadan geçen en kısa kiriş o noktanın çemberin pardon kirişin ortasında olduğu kiriştir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan geçen en kısa kiriş için artık şunu söyleyebilirim. Demek ki orta noktayı verdi ki daha doğrusu senin anlamını istedi ki Orada eğimden yola çıkacağız. Merkezi bunun eksi 1'e 2. Ve merkezden ve 2'ye 5'ten geçen doğrunun eğimi kaç? 2 eksi 5 bölü eksi 1 art eksi 2'den. Eksi 3 bölü eksi 3 1. Demek ki o zaman bu kirişin eğimi mk diyelim. Bu da eğimler çarpımının eksi 1 olması için eksi 1 olur. Y eşittir eksi x artı ne? 2'ye 5 bu denklemi sağlar. 5 eşittir. Eksi 2 artı n'den N arkadaşlar 7 geldi. Demek ki y eşittir. Eksi x artı 7 imiş. Y artı x eksi 7 eşittir 0. Ya da e, varsa bakalım. Ha, varmış zaten şıklarda. Ya da öbür tarafa atalım diyecektim. A şıkkı geldi. Arkadaşlar burada birbirlerine teğet olduğunu görüyoruz. O zaman merkezleri de belli. Birinin merkezi bakın 0. E, eksi 2'ye 0 x'in kat sayısını eksi 2'ye böldüm. Y yok o zaman merkezin ordinatı 0. Burada da merkezin apsisi 8 ordinat 0. Gördüğünüz gibi gerçekten öyle zaten. Bir de şöyle bakalım. Bunlar y eksenine teğet olduğu için aslında apsis aynı zamanda yarı çap. Yani bunun yarı çapı 2 eksi 2'ye 0. Bunun yarı çapı arkadaşlar bu yüzden 8 Merkezden teğete dik indiriyorum. Merkezden teğete dik indiriyorum. Bir dik yamuk oldu. Büyüteyim şöyle görün. Şunları da kaldırayım artık ortadan gördük zaten. Bakın burası 2 birim. Burası 8 birim. Burası yine 2 birim. Burası 8 birim. Hemen şöyle bir dik indirirsek. Burası 2 olur. Buraya 6 kalır. Demek ki TL uzunluğu dikdörtgenden dolayı 8 birimmiş E şıkkı. Metresi t1 eşittir pi bölü 6 ve t2 eşittir 2 pi bölü 3'müş. Yazalım o zaman yerine. Şimdi e, burada arkadaşlar şunu da görmek lazım ama bence yapmadan evvel. Cos t ve sin t'nin özelliği neydi? Yalnız bırakırsan bakın. x eksi 3 4 cos t. Sonra y eksi 2 şöyle 4 sin t. Sin kare t artı cos kare t 1'dir değil mi? Her iki tarafın karesini alıyorum bakın Şöyle x eksi 3'ün karesi eşittir 4 16 cos kare teta. Kos kare t daha doğrusu. y eksi 2'nin karesi eşittir 16 sin kare t. Taraf tarafa toplarsam cos kare t sin kare t haliyle bakın 16 olmuş olur. Böylece x eksi 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 16 olur. Yani aslında bu merkezi 3'e 2 olan bir çembermiş. Şimdi bunu ekstra bir bilgi olarak verdim. Yani belki hani öğretmenleriniz öğretmiştir, öğretmemiştir. Aklınızda bulunsun. Denklemin isterse çemberin böyle yapabilirsiniz. Biz şimdi çözüme geçelim asıl mevzuya. Burası kolay. Parametreyi yerine yazacaksınız. X eşittir. Pi bölü 6 yazarsanız. P, cos pi bölü 6 nedir? Cos 30 yani 3 artı 4 köküç bölü 2'den 3 artı 2 köküç olur. Y'ye gelirsek. Sin 30 arkadaşlar 1 bölü 2'dir. 2 artı 2'den 4 olur. Yani 3 artı 2 kök 3 virgül 4 noktası. Şimdi 2 pi bölü 3 kaç derece? E, 120 derece değil mi? Buradan o zaman yerine yazarsak kos 120 eksi 1 bölü 2 eksi 2 olur. 3 eksi 2'den 1 gelir arkadaşlar. Sonra bakalım e, şeye 2 pi bölü 3 sin 2 pi bölü 3 de Tabii ki kök 3 bölü 2'dir. O zaman 2 artı 2 kök 3 olacaktır burası da. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık 2 eksi 2 kök 3'ün parantez karesi. Sonra hatta eksi 1 eksi 2 eksi 2 karesi. Sonra burası da yine 2 eksi 4'ten eksi 2 artı 2 kök 3'ün karesi arkadaşlar. Şimdi birincinin karesi 4 artı 12 eksi 8 kök 3 artı ikincinin karesi 4 artı e, 12 eksi şurası eksi eksiden artı olacak pardon. Burası da eksi 8 kök 3. 8 kök 3'ler gitti. 16 16 daha 32. Bu işte uzaklığın karesi u kare diyelim. U da buradan 4 kök 2 oldu arkadaşlar C şıkkı. İç çemberin merkezi ile çevrel çemberin merkezi aynıdır. Dolayısıyla Merkez arkadaşlar D ve B'nin tam ortasında yer alır. Dolayısıyla burada bir D ve B'yi bulmak iyi olabilir. Peki nasıl? Y'ye 0 verdim. X arkadaşlar 2. X'e 0 verdim. y 6. Şöyle indirdim. Böylece burası alfa. Burası beta. Burası alfa. Burası beta diyelim. Alfanın karşısı 2. Beta'nın karşısı 6. Dolayısıyla burası 2'ye 6 arkadaşlar. Burası da 8'e 2. 2 noktanın orta noktasıdır M noktası. 8 artı 2. 2. Merkez bakalım 4'e 4 ama yarı çapını bilmiyoruz. Şimdi bir çember var. X eşittir 4 doğrusu özel bir doğru olduğu için ne yapacağım hemen böyle arkadaşlar çizeceğim. Bakın şimdi çember x eşittir 9'a teğetse merkezden teğete inen bu dik doğru yarıçaptır. Yani şöyle bir çember düşünün bu şekilde. O zaman burası yarıçap olur. 9'a kadar olan uzaklıktan dolayı yarıçap 5 geldi. Şimdi arkadaşlar biz bu çemberi 2 birim sağa, 2 birim de yukarı öteleyeceğiz. Merkez o zaman şöyle bir yere gelecek. Bakın 2 birim sağa İki birim de yukarı öteledik. Artık yeni çember şöyle bir çember. Çemberin kirişi bu x eşittir 9'u a ve b noktalarında kesiyor. Şimdi neye dikkat edeceğiz? Merkez iki birim sağa geldiği için burası normalde iki birim sağa gelince şuraya 3 kaldı. Merkezden kirişe indirilen dikme de o zaman şöyle yine 3 birim oldu. Yarıçap 5 çemberi öteledik diye yarıçap değişmez. Böylece A ile şuraya K diyelim. AK arası 4 olur. Merkezden kirişe inendik kirişi 2'ye böldüğü için KB de 4 olur arkadaşlar. Böylece 8 birim olur. E şıkkı.